Aksu Belediye Başkanı Halit Şahin, onaylanan Altıntaş Mahallesi imar planlarındaki aşamaları takip etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Ankara'ya yaptıkları ziyaret sonrasında Aksu Haber TV mikrofonlarına konuştu. Şahin, Altıntaş Mahallesi sürecini titizlikle yürüttüklerini kaydederek amaç bölgenin ve Aksu'nun kazanmasıdır dedi. İyi gidiyor inşallah. 30 yılın sıkıntısını, problemini bu dönem çözmüş olacağız ve 11.726 hatta 27 olarak şu an geçiyor. O kadar parsel tekrar vatandaşın kullanımı ve o bölgenin büyük projelerinin de önünün açılmasına sağlamış olacağız, açılmış olacak yani. Yani belediye başkanı seçildikten sonra vatandaşı şunu görmesi gerekiyor. Ben hep şunu söylemiştim. Daha önce 2014 seçim arifelerinde de belediye başkanına hele hele yeni kurulmuş ilçelerde al sana istediğin kadar para, üstü sende kalsın. Ya da yani limitsiz bir güç, sınırsız bir şey, öyle bir şey yok. Yani neyi, nasıl yapacağını çok iyi düşünmüş olman lazım. Aksu'da da hakikaten bu 30 yıllık sıkıntının çözümü mutlaka siyasi iradenin de olması gerekiyor. Yani bak, yasa çıkartmaya çalışıyoruz. Yasanın da 19-11-2018'e kadar çıkması gerekiyor. Yani bu işlerin dediğimiz süre içerisinde yetişebilmesi için. Bu yasayı ne şekilde çıkarabilirsek o bölgenin problemi çözülür. Bunların hesabı yapılıyor bakıldığı zaman. Bir masada problemin paydaşları mı diyelim, kimler olması gerekiyorsa orada hepsini bir araya getirmek öyle kolay değil. Yani siyasi iradeyi de bürokratı da hepsini bir araya getiriyorsun. Kararı orada alıyorsun. Yani hakikaten Cumhurbaşkanımızın da direkt buradaki mitingdeki bu işi bir an önce bitireceğiz, halkı da mağdur etmeden diye verdiği talimat o önümüze, bizim hakikaten önümüzü iyi açıyor. Menderes Başkanı'nın da hakikaten orada ben şunu görüyorum. Bürokratlar kadar olaya hakim olması birebir, o da büyük bir artı. Yani orada teknik problemleri bilmek, bir kıvrak zeka deriz ya, onun da olması çok önemli oluyor. Yani orada yasal düzenlemeyi nasıl yaparsak o problem çözülür, vatandaş mağdur olmaz. Bu şey, yoksa belediye başkanı olduğu zaman ben şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Seçildikten sonra da onu bu yapacak, bunu bu yapacak, bu benim işim değil. O mantığı biz hiçbir zaman gütmedik. Ve onun sayesinde de şu an Allah'a şükür işte 30 yıllık problemi de çözmüş oluyoruz.